Derya abi. Derya. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? İyi, iyi. Güzel performanslar izledim. Evet. Belli talihsizlikler yaşandı. Evet. Meral Hanım yaşadı, Soner Bey yaşadı. İrem Hanım darp etmekte bir böyle telaşlandı. Şu anda acaba düşünüyor mu o aldığı üç harfi, merak ediyorum. Düşünüyordur. Düşünüyordur değil mi? Hele ki siz bir 9100 ile kendisini aşar geçerseniz daha da çok düşünür. Değil mi? Dördüncü sıranın güzelliği bu noktada çıkıyor ortaya. Rahatlık biraz var. Değil mi? Hesabımız net. 8 tane harf alacağız. Üzerine 1 saniye arttırsak yeter. Tamam. Biraz önce mesela Soner Bey'in telaşı, onun performansından sonra sizin son noktayı koyacak olmanızdı. Evet. Beraberinde işte... Kendisi biliyorsunuz Türk Dili ve Edebiyatı birinci sınıf öğrencisi. Siz bitirmişsiniz. Yıllar oldu. Onun yani hani heyecanı da vardır. Kendisini ne yazık ki böyle biraz yanlış yapmaya sevk etti. İnşallah ben yapmam. Siz daha rahat ediniz. Umarım. Gelsin mi ilk sorunuz? Gelsin. Bir nefes. Buyurun geliyor. Derya Hanım'ın ilk sorusu. Taşıtlarda lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü. Jant. Oldu, bitti. 400 puan değerinde. Laf kalabalığı yapılmış bir soruydu. Ne kadar da rahat hallettik değil mi? İkincisi çok daha net. Başka anlamlara da gelir ama bu kelime. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer. Alt anlamlarından biri bu. Göze. Göze pınar demek. Suyun aktığı yer. Akarsuyun denize döküldüğü yer. Akarsunun denize döküldüğü yer. Nehrin nesi? Çıkış. Bambaşka şeylerin de adı. Bir harf aldın mı? Bir harf almışlar. Ben de duymadım ama almışlar. Nehir. Ağız. Ne? Ağız. Nehir ağzı. Yatağı, ağzı. Tamam. Bu heyecan. İyi bir heyecan değil. Ya evet, bir de bu dört harflerden çok korkuyordum. Tamam, üç harflerden korkar kimisi. Bunlar da geldi geçti. Şimdi gelsin beş harfler. Hadi bakalım. İhtimali anlatan bir bağlaç Derya Hanım. Belki. Çok güzel. İşte bunu bekliyordum. Daha rahat ettim. Şimdi efendim yine tırnak içerisinde bir kelime var. Hı. Pek ciddiye almayın bunu. Tamam. Sondaki açıklama daha bir hedefe yöneliyor. Hı. Buyurun. Sioakrilat. Boş verin. Türevi yapıştırıcılara halk ağzında verilen kısa isimdir. Nokta nokta yapıştırıcısı. Japon. Japon 500 puan değerinde. Sianoakrilat. O neymiş ya? Yanlış okudum zaten, kusura bakma. Estağfurullah. Buyurun yenisi gelsin. İnce saç veya sacdan yapılmış yaklaşık 20 litrelik kaplara verilen ismi soruyorum şimdi de. Sacdan yapılmış yaklaşık 20 litrelik kaplara ne diyoruz? Bir ölçü birimi olarak da kullanıyoruz. Bir harf alacağım. Mesela beyaz peynir alıyoruz. Diyoruz ki 20 litrelik... Teneke. Teneke! Kaldı mı acaba öyle bir yiğit? Bir teneke beyaz peynir. Yok ya, nerede? Dedem öyle alışveriş yapardı. Biz de yapardık. Bir daha da görmedik vallahi. Görmedik. Gelsin yenisi. Eylemlik de denen fiil eklerinin yaygın kullanılan adı. Bizde mesela pek sevmezler kelime oyununda bunları. İşteş. Hocam yapmayın. Edilgen. Yapmayın hocam. Eylemlik de denen fiil eklerinin, fiil ekinin. Yaygın kullanılan adı. Mastar. Nedir? Mastardır. Sevmiyoruz ya bu mastarları. Yenisi gelsin efendim. Geçiyoruz dil bilgisinden matematiğe. Devam eden birbiri sıra gelen. Mesela. Ardı ardına. Şöyle yapalım. Tamam. Birbiri sıra gelen sayılar. Ardışık. Ardışık gayet güzel. 7 harf dedik. Bu arada tam ortasına geldik maşallah. Maşallah. Evet. Sürenize bakalım. 2 dakika 52 saniye. Standartlardan daha hızlısınız. Bu kadar hızlı olmanıza hiç gerek yok. Düşünelim. Herhangi bir soruda takılırsanız lütfen kendinize biraz zaman veririz. Tamam. Buyur bakalım. Turnuvalarda yarışmacıların veya takımların çekiliş yoluyla rakip olarak belirlenmesi. M, ma diye bitiyor. Hı. Tek kelimeden oluşuyor. Şey bu. Kura. M, ma diye bitiyor. Tek kelimeden oluşuyor. Turnuvalarda yarışmacıların veya takımların çekiliş yoluyla. Kura yoluyla. Kura yoluyla. Rakip olarak belirlenmek. Eşleşmek mi? Nedir? Eşleşme. Eşleşme, bizim işimizi görür. Aynen böyle. Harf almak yerine süreyi kullanarak. Çok güzel efendim. Ritmi yakaladınız. Şimdi şuna bir bakınız. İlk 8 harfli cevaptır. Abartılı endişe, kuşku, korku, güvensizlik.
ve mantıksız kuruntular ile örülü bir ruh hastalığı. Obsesyon. İstanbul'da yaşamdan bahsediyor ama obsesyon depresyon değil. Obsesyon, takıntı. Depresyon, obsesyon, psikopatlık. Hepsini de vermişsiniz ya. Kuşku, korku, güvensiz, mantıksız. Mantıksız kuruntular. Ne bunlar? Mantıksız kuruntular. Beni takip ediyorlar. Şüphe, takıntı. İşte o takıntı değil. Takıntı yani bu çizgilere basmayacağım. Buyurun bir harf alalım. Ha bu şey. Şizofreni değil. Dur yok. Değil. bu şey. Bir harf daha alsam. Olmaz. Bir tane aldık şimdi durdurduk. Şimdi de bu böyle çizgileri basmaya... O şey takıntı olan... işte. Onu geçelim. O geçelim. Bu daha beter. Ay, bakın. Gittim ya. Yapmayın. Vazgeçmeyin. Biliyorsunuz. Der yani. Ser. Ter. Batı kökenli aradığımız abartılı endişe, kuşku, korku. Korku. Güvensizlik. Sor. Tar. Hani mesela manyak gibi sonuna K de eklenir. Ak yok. Mısın? Psikopat. Hayır. Ter, sar, kor, per. Yok gitti. Paranoya. Oh yeah. Canım sağ olsun. Kaybettim mi? Canım sağ olsun. Yetişemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz efendim. 8100 olabilir bak, ama 9000'e yetişemeyeceğiz. Bak korkularımın şeyi oldu. Kurbanı oldu. Siz bir alkış verin önce lütfen Derya Hanım'a. Çok teşekkür ederiz efendim. Paranoya. Elimizde daha 5 tane sorumuz var. 1 dakika 56 saniyemiz var. Müsaitseniz keyfini çıkartalım. İnşallah. Hadi bakalım. Diyor ki red ve itirazı etkin biçimde bildirme. Bu anlamda İtalyanca kökenli bir sözcük. Ayda bir de benim bildiğim dil. Bilirsiniz. Ne ediyorum seni? Ignore. Hayır. Ediyorum. Red ve itirazımı etkin bir biçimde bildiriyorum. Bir harf alayım. Alırız bir harf. Artık daha rahatız. Ne ediyorum seni? Seni... Kiracıya evden çık diyorum, çıkmıyor. Ben de nokta nokta gönderdim. Hadi hukuktan yaklaşalım. Şeye gönderdik. Onlara ne gönderiyorduk? Pas. Bir harf daha. Bir harf daha. Aldık bir harf daha. Seni ne ediyorum? Protesto. Protesto! 9 harfler daha kolay. Bir bakın ne olur. Bakalım. Her şeyden önce Türkçe bunlar. Bir cismi bir yöne doğru ansızın, çabucak, çok da önemsemeden fırlatmak. Yardımcı fiille birlikte tek kelime 9 harfli. Bir cismi bir yöne ansızın. Ansızın, çabucak, çok da önemsemeden fırlatmak. Öylece... Atmak. Atmak. Kökü o. Evet. Ama bir yardımcı fiil lazım ki... Bir harf alayım. Ansızın, çabucak ve önemsemeden olsun. Zaten. Geldi. Vallahi geldi. Vermek. Atmak. Öylece... Bir harf daha verin. Bir tane daha istedik. Atmanın T'si. Atı vermek. Oldu mu? Hı. Durdurun. Kazanamayacağız. Evet ya. Ama bakınız ortamda bir bu şu. Bir daha gelmek istiyorum. Lütfen ama. Gelin. Gerçekten. Ben de sizi Devrim burada. Devrim Bey'e hemen çıkınca yazdıracağım adımı. Bir son mahar geçsin ondan sonra. Peki. Olur mu? Olur. Mesela ortamımızda şu olmaz hiçbir zaman. Bir bakın. Kazanırız kaybederiz ama şunu yaşamayız. Ortamdaki huzursuzluk ve sinir, tansiyon. Asabiyet mi? Asabiyet Arapça kökenli, bu Türkçe. Yani bir aramızda bir şey oldu. Gerginlik. Yapıştıralım yüksek. İki tane soru kaldı. Her ikisinin de cevabı 10 harfli. Her ikisinin de cevabı ikişer kelimeden oluşuyor. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Düşsel dünya, imgeler evreni. Hayal dünyası. Hayal dünyası sığmadı. Hayal bakın, evreni. Hayal... Alemi. Alemi sığdı. Bu doğru. Gelsin görelim. 2 kelime 10 harfli. Şöyle sorulmuş. Eşyanın makine kullanmadan yapılan bölümlerine harcanmış emek. Yani bunda... Bir harf alayım. Şeyde var. Bir harf alayım. Makine kullanmadan yaptık yani. Şeyde var. El emeği. El emeği gibi. El emeği. Zanaat. Eli bulduk tamam. El. El. İş. El. İşlemesi. El iş. İşi. Kağıdı. İş yapıyorsun, iş el yapar işi. Kal. İşle. İş yapıyorsun, iş yapar kal. İş yapana ne derler? İş yapana çalışan. El. El işi. El işi.
de derler de. İşleme, el iş... Ne bu ya? Eşyanın makinesi abi. Ekin'de kaldık ya. Hani tarafsız bir taraf gibi oldu. El iş. İş. İşi. İşçisi. İşi yapan... He? El işçisi. El iş... İşçiliği. Ah ya! Çok memnun oldum. Çok ben teşekkür ederim. Ben de öyle. Çok sağ yüzünüz olun. Gülüyor ya. O bize verebileceğiniz en büyük hediye. İyi ki gelmişsiniz. Bir koca alkışlar lütfen kendisine. Sağ olun.